Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 19'da gerçekten efsane ötesi bir Türk gücü bölümüyle daha birlikteyiz arkadaşlar. Bu videoya 1000 beğeni gelmezse Türk gücü bitiyor arkadaşlar. Hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümdeki 1000 beğeni de yapacağımız transferlerde bu sefer Fenerbahçe ve Beşiktaşlı oyunculardan arkadaşlar. Bir tane Fenerbahçeli, bir tane de Beşiktaş'ta alacağız. Çünkü arkadaşlar bugün bir Trabzon bir de Galatasaray'dan alıyoruz. Hemen aşağı yorumları yazın ve en beğenilenleri yapacağız. Yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ailemize hoş geldiniz diyorum bu arada önerilenlerden gelenlere. Şimdiden ben abone olun ve bildirimleri açıp her kimsen hoş geldin diyorum. Sen de katıl ve gördüğünüz gibi arkadaşlar takım şu anda bu şekilde. Ve biz arkadaşlar bu takımı ne yapacağız? Şimdi hemen gösteriyorum arkadaşlar. Efsane bir tane yorum. Emre Akbaba geldi abi. Feguli'yi çıkaracağız. Emre Akbaba'yı alacağız. Bir tane Galatasaray çıkartıp bir tane Galatasaray'la almış olacağız. Yani bir sıkıntı olmayacak. Hemen Akba yazalım. Akba yazdım. 70'in üstündedir. Çok büyük yani 70'in üstündedir ama reytingine falan hiç bakmadım fiyatına. 77'lik Şampiyonlar Ligi kartı var. Hangisinin boost'u daha fazla ona bakacağım abi. 7 bunun. Bunun da öbürünün daha fazlaysa öbürünü alacağım arkadaşlar. Bunun kaç? Bunun da 7. O zaman abi 7'lik bir tane alalım. Zaten 8 az kalmış arkadaşlar. Bize çok fazla sıkıntı yaratmaz. Hemen 77 yazalım. Buraya da 77 yazalım. Ve arkadaşlar Emre Akbaba takımımıza katılacak. Bayağı pahalı ama arkadaşlar hala Galatasaray forması için mi pahalı bilmiyorum ama herhalde bu kadar pahalı olmamalı ya. Evet tam 203.000 yazıyor ama yine pahalı abi. 203.000 de pahalı. 203.000 olması biraz sıkıntı. Hemen fiyata gelelim ve 205.000 yazayım ben. Vallahi ne çıkarsa alacağım abi. Artık en ucuz ne çıkarsa. 189.000'e var. 165.000, 163.000, 154.000, 151.000, 146.000. Gel abicim Emre Akbaba. Ve arkadaşlar sırada kim var? Tabii ki de arkadaşlar kim var? Abi ben Emre Akbaba'yı niye aldım? Arkadaşlar yanlışlıkla Emre Akbaba'yı aldım ya. Abi tamam buraları kes buraları kes. Arkadaşlar Emre Akbaba yorumu beğenilmiş ama Yusuf Yazıcı'yla Onyekuru'yu alacağız bugün. O yüzden önce bir Yusuf Yazıcı'yı alalım. Emre Akbaba'yı yanlışlıkla almış bulundum. Gerçekten büyük sıkıntı oldu ya. Yusuf Yazıcı'nın değeri ne kadar acaba? Şöyle yapalım abi. 71 takım, Süper Lig. Emre Akbaba'yı da ileride belki kullanırız abi. Adamı niye aldım bilmiyorum ya. Evet Yusuf Yazıcı 74 iken başka da hiç kartı yok zaten. 9 iken de boost olacak. Güzel abi hemen şöyle gelelim. Ve arkadaşlar şöyle bir 45.000 yazayım ben buraya. Ne çıkacak bilmiyorum. Hemen bakacağız göreceğiz. 39.000, 37.500 yazacağım abi. 37.500. Umarım çıkar abi. Çok zorlamaz bizi umarım. Evet 31.000'e var abi. Başka da yok abi. 31.000'lik. Yusuf Yazıcı'yı alalım. Ve arkadaşlar Galatasaray'dan yapacağımız transfer kimdi? Hemen söylüyorum. Onyekuru'ydu arkadaşlar. Onyekuru'yu alacaktık. Ben tabii unutmuşum abi. Onyekuru. Onyekuru. Şöyle gel abi. Kuru. Pozisyon sol orta saha. 75 yapalım. Ben minimum 75 yapayım. Herhalde 75'ten fazladır. Bakalım ne kadarmış. 76'lık kartını alırım. Aa bir dakika. Şu kart da umarım yüksektir ya. Benim bir sürü Totvik oyuncum olduğu için. Evet tamam bunu alacağım. Totvik kartını alacağım arkadaşlar. Çünkü Team of the Week kimyası bayağı olacak takımda. O çok işimize yarayacak. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 35.000'e bile var. Ben 33.500'e yazacağım. Fiyatlara bakalım. Çıkacak mı 33.500'e? Bakalım çıkacak mı? 30.000 var arkadaşlar. 30.000 var. Evet 30.000'e bulduk. 30.370 coin ise Onyekuru'yu aldık arkadaşlar. 2 tane transferimizi yaptık. 3 tane oyuncu aldık ama aslında 2 transfer yaptık arkadaşlar. Hemen buraya Onyekuru'yu yerleştireceğiz. Şöyle filtrelerden ben direkt Süper Lig'i seçeyim. Zorlanmayalım. Seçemedim. Hemen abi lig, Süper Lig kaydet, arama. Okey. Onyekuru'yu koyduk abi ve buraya da arkadaşlar tabii ki de Yusuf Yazıcı'yı koyuyoruz ve 9'gen boost'u olacak. Bunun da gerçekten süper olacak. Hemen arkadaşlar ben boost'larını şimdiden basayım bunun. Trezeguet'e basalım abi. Buna altıgen boost'u direkt bastık abi. Sıkıntı olmadan. Diğerine de Feguli'yi basmam herhalde ama Trezeguet'e bastık. Şimdi abi buna da birazcık boost basmamız lazım. Konuşamıyorum. Niye konuşamadım lan ben bugün? Bakayım abi. 3, 4. Evet tamam 5'gen oldu. Tamam. Abi bayağı bir XP harcıyorum bu arada bunlara. Ben niye bu kadar harcıyorum? Hiçbir fikrim yok. Onyekuru da burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve beceri geliştiricilerinden de Yusuf Yazıcı'yı 1'gen de arttıracağım. Takım zaten arkadaşlar 90'gen biliyorsunuz. Ve takım 91 gene yaklaşacak artık. Yavaş yavaş az kaldı diye düşünüyorum. Takıma daha fazla Team of the Week çıkarmamız lazım. Abi Süper Lig'den artık bir tane Team of the Week santrafor çıksın. Ve onu alalım arkadaşlar. Şöyle sağ orta sahaya bunu alırız. Ve santraforları da arkadaşlar. Yani Quaresma'nın güzel bir kartını alırız. Santraforu da yargı da attırırız. Gerçekten süper olur. Süper Lig'de hatta böyle Ayev'in falan kartları var ya.
Totvik çıksa gerçekten çok işimize yarar. Her neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi takım 90'gen 100 kimya, yani tam 190'lık bir takım kurmuş olduk bu arada. Gerçekten güzel oldu. Bir sonraki bölümde kimleri alalım yorumlara yazın. En çok beğenilenleri alacağım, haberiniz olsun, ama 1000 beğeni gelmesi lazım. Hemen aşağıdan videoya like atmayı da unutmayın. Şimdi arkadaşlar teke tek modunda hemen giriyoruz teke tek moduna ve derecesiz oyna diyorum. Ve bakalım derecesiz oynamada neler başımıza gelecek. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Haydi bakalım, 99'gen 100'gen oldu ve rakip karşımıza çıkacak ve teke tek modunda bakalım neler başımıza gelecek. 90'gen 100 kimyalık bir takımımız var. Rakibin kadrosu kaçgen olacak bakalım abi. 93'gen 120 kimya, bak bu bizi çok zorlar mı? Bence çok zorlamaz abi. Belki bir şeyler yapabiliriz. Ben yine Fenerbahçe kadrosuyla girmişim arkadaşlar, kusura bakmayın. Yorumlara çok yazın ya bu sefer. Fenerbahçe kadrosuyla girmeyi unutmadı. Yani farklı bir kadroyla girmeyi. Bundan sonra Galatasaray'la gireceğiz. Sonraki videoda o zaman Galatasaray'la gireceğiz arkadaşlar. Söz veriyorum. Hatta bu maçtan sonra ben Galatasaray formasını unutmazsam alayım. Ama siz yine yorumları yazıp hatırlatırsınız zaten. Bakalım Yusuf Yazıcı falan nasıl oynayacak göreceğiz arkadaşlar. Onyekuru ile Yusuf Yazıcı bu arada bayağı bir yakınlar şu an. Hazard. Vida. Yazıcı. Güzel pas mı? Yok. Güzel pas gelmedi. Kompany. Sturridge. Pogba. Hazard. Şkirtel. Verdi pasını. Çok güzel. Onyekuru şimdi. Onyekuru'dan da Quaresma. Quaresma. Onyekuru. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı ilerliyor. Yusuf Yazıcı verdi pasını. Victor Moses'a doğru. Taç bizim mi abi? Ha, taçmış. Ben korktum bir an abi. Oyuncularım niye bu kadar kötü diyecektim. Moses'tan güzel pasım Çörekçi. Çörekçi. O da verecek mi? Niye vermiyorsun abi? Bu Çörekçi çok kötü arkadaşlar. Sağ bek önerin ya Fenerbahçe Beşiktaş'tan. Vallahi bu Çörekçi neymiş ya? Hiç beğenmedim abi. Yusuf Yazıcı verdi pasını. Belhanda. Geçen video bayağı herhalde uçmuştu bu adam hatırladığım kadarıyla. Belhanda az farkla dışarı çıkıyor. Daha çok kaleye doğru yönelttireceğim bundan sonra arkadaşlar. Ama güzel bir şut geldi. Bakalım maçın devamında neler olacak. Walker. Quaresma kesemedi topu. Muhammed Salah. Sturridge. Salah. Muhammed Salah. Hasan Ali. Dön abi. Dön. Ulan ben PES'e geri oynuyorum. Yemin ediyorum var ya, çok açık verdim. Neyse Muslera. Rakip Allah'tan kötü oyuncu arkadaşlar. Zaten belli, oyuna çok uzun bir zaman önce başlamamış. Evet. Oyundan alınıyor ama oyuna yeni başlamış gibi bir durumu var. Çünkü boostları falan bayağı düşük. Moses. Çok güzel Moses. İşte senden bunu bekliyoruz. Victor Moses. Haydi Moses. Yürü Moses. Bas Moses. Hadi abi ya. Tamam. Güzel. Şu an çok iyi oldu. Haydi bakalım. Şimdi. Orta açacağım ama şu adamı bir açalım bakalım nasıl vuruyormuş. Vida vurur. Damogaj Vida. Az farkla yine dışarıda abi. Hep çok az farkla dışarı çıkıyor ya. Van Dijk gibi adam resmen vurdu çok güzel ama az farkla dışarı çıktı. Bakalım neler olacak abi. De Bruyne. Salah. Sturridge. Belhanda alacağım mı topu? Sturridge. Abi. Çok büyük sıkıntı bu arada var ya. Hasan Ali çok güzel müdahale. Ver pasını. Verdi pasını Onyekuru. Onyekuru. Abi Kagawa, bu arada Kagawa'ya bu videoda hiç top gelmedi. İlk gelen topu da maalesef kaybettik ama bizim hatamızdan dolayı ve golü yedik arkadaşlar. Pogba'dan 45. dakikada 90'lık Pogba attı bize golü. Ama arkadaşlar gerçekten aşırı zor, bayağı zor yani. Bakalım devamında neler olacak ama gerçekten çok zor ya. Bakalım ne olacak abi, inşallah güzel şeyler olur ama abi vallahi büyük sıkıntı. Vallahi büyük sıkıntı, bakalım neler olacak. Belhanda. Pogba karşısında ve Pogba topu aldı arkadaşlar maalesef. Sturridge. Kaldırım. Evet tamam. İkinci yarıya başladık. İlk yarıyı 1-0 geride bitirdik arkadaşlar. Şu ana kadar Türk gücünü yenebilen olmamıştı. Bakalım ilk mağlubiyetimizi alacağız mı yoksa tam gaz devam mı göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Kagawa. Belhanda. Quaresma. Kagawa paslaşması şimdi. Kagawa geçemedi. Sturridge. Salah. Hasan Ali. Onyekuru. Dön abi şöyle. Ya yapsana hareket abi, ne bekliyorsun? Gerçekten kafayı yiyeceğim. Bastığım anda şu hareketleri yapmıyorlar ya arkadaşlar. O yüzden maç hani ne güzel hata giderken abi, bastığım anda yapmıyorlar abi ne yapıyorsam. Onyekuru Allah aşkına ya. Onyekuru nasıl kaybediyorsun ya? Abi bu Onyekuru düşük boost'la bu kadar kötü oynamıyordu. Niye böyle oynuyor bugün? Onyekuru. Bak topu ayağından falan bırakıyor ya. Topu niye Kagawa'ya bıraktı abi o adam mesela? Çok ilginç şeyler oluyor yemin ediyorum. Sturridge. Fernandinho, Sturridge. Şu topu alayım artık ya. Oho, ona mı avantaj verdin? Yuh hakem. Neyse Allah'tan kısa sürdü avantaj. Gol yiyordum abi. Yemin ediyorum çok saçma ya. Bayağı bir saçmalık var arkadaşlar. Şu an abi rakibin online olduğunu unutmuşum ya.
Ya gerçekten şaka gibi oynuyorum bugün ya. Bugün bir mutsuzluk, bir şanssızlık var. Takımı geliştirecek transferler üretin arkadaşlar. Lütfen takımı geliştirecek oyuncular isteyin bizden. Hadi abi yorumlara içerik güzel muhteşem oyuncular lazım. Takım şu an berbat. Kim kötü oynuyor? Onun yerine oyuncu söyleyin arkadaşlar. Kim kötü oynuyorsa artık, kim bizi bitiriyorsa. Onyekuru yeni aldık abi. Çöp çıktı adam ya bildiğin. Bak bak topu ayağından bırakıyor ya. Vallahi pasa şuta basmıyorum abi. Bırakıyor adam. Çok anlamsız değil mi? Ya bak. Onyekuru. Abi ben Onyekuru'ya direkt taç kullanmıştım ama çok saçma bir şekilde. Abi topu niye Quaresma'ya atmıyorsun? Belhanda bunlar ne yapıyor? Neyse abi ben daha yakınmayacağım artık. Ben takımı herhalde sıfırlayacağım. Öyle görünüyor ya. Takımı tamamen sıfırlayacağım herhalde. Ben bu diziliş... Yok bu diziliş tam olmadı ya. Bir gol atarsak şu an abi sıfırlamam ama gol bile atamazsak yorumlara soracağım artık. Sıfırdan Türk gücüne başlarız. Bu sefer milli oyuncular falan da alırız arkadaşlar. Çörekçi. Yazıcı. Allah belanı vermesin yazıcı senin. Yemin ediyorum bu nedir ya? Hepsi çöp hepsi. Bu böyle olmayacak abi. Siz yine oyuncuları önerin yorumlarda ama. Ya bak ya bak bak. Abi oyuncuların top tutamıyor ayaklarında ya. Abi oyuncular ayaklarında top tutamıyor. Yok. Bu böyle olmaz abi. Bu böyle cidden olmaz. Bakalım neler göreceğiz. Belhanda vur kafayı abi. Pogba. Şut. Gol yiyorduk. Çok güzel bir gol yiyorduk. Şöyle dik abi. Muslera. Taça dikiyor. Muazzam. Gerçekten muazzam. Şu oyunun dikme olayları falan PES'e göre çok kötü ya. PES'e oynuyorum abi. Yemin ediyorum eğleniyorum. Çok kötü bu oyun ya. Evet arkadaşlar 2-0 maalesef kaybettik maçı. Neyse bakalım arkadaşlar diğer videoda ne yapalım yorumlara yazmayı unutmayın. Burada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve hala kanala abone değilsen kardeşim hemen ailemize katıl ve şuradan abone ol. Ve yeniysen de demeyeyim yeniysen zaten abone olacaksın. Şuradaki videodan herhangi birisini tıklayarak efsane ötesi güzel bir videoya gidebilirsin. Hoşçakal, seni gerçekten çok seviyorum ve bay bay.